şu anda önünde bulunduğumuz bölge bir sürü anlatılan, halk arasında bir sürü masala, mitolojik öyküye, yıllar boyu mitolojik öykülerde şekillendirilmiş değişik yorumlara açık. Bir yeraltı ruhlarıyla görüşme alanıdır, kutsal mağaralardır. Bu mağaralardaki coğrafi yapılanma ölüler bölgesinin ırmağını temsil ediyor. Yaşayanlarla ölüler arasındaki ırmak olarak karşımıza çıkan bir yapıdır. Eski kaynaklarda da biz devamlı olarak karşımıza çıkan bir şekilde burada ölmüş kişilerin ruhlarıyla konuşulduğuna dair bilgilere sahibiz. Mesela ünlü Yunanlı coğrafyacılardan biri olan Pausanias, ölen kızının ruhuyla görüşmek için buraya geldiğini anlatıyor. Yunanistan'dan kalkıp buraya geliyor ve burada hakikaten kızının ruhuyla görüştüğünü ifade ediyor. Yani Türkiye'de çok az sayıda rastlanan böyle antik çağ ibadet alanlarından biri bu mağaralar. Yani esasında cehennem ağzı adı da biraz şey halk arasında kullanılan, burası yer altına açılan kapılar olarak kabul edilen yerler. Birinci mağara şu kilise mağarası olarak kabul edilen yer muhtemelen bir ana tanrıça kült merkezi. Bu kültte ana tanrıça hem yaşamı hem ölümü dengeler. İnsanın kaderine hükmeder ve bu kaderin bağlarını bağlar ve çözer. Bu mağaralarda esasında karşımıza çıkan orijinal olarak bir Trak kült yapısı var. Bir gizemci kült yapısı var. Şu anda dünyada en tanınan fakat en tanınmayan yerlerden biriyle karşı karşıyayız. Yani esasında Ereğli'nin çok büyük şansı var. Bir noktada da tanıtmamadan kaynaklanan bir şanssızlığı var. Yani Herkül bir Yunan mitolojisi. Buraya gelen Megaralılar kendilerine bir çıkış sağlayabilmek için bir Herkül tezi üretmişler. Karşılarında çok güçlü bir Trak dünyası vardı. Ve o Trak dünyasına karşı Megara kendi kültlerini yaratmak zorundaydı. İşte Herakle'ye de Herkül'ü adadılar. Öyle bir savunma sistemi kurmaya kalktılar ama karşılarındaki kabileler çok güçlüydü. Yani antik çağda bile buraya akın akın insanlar geliyordu. Bundan 2000 yıl öncesinde, 2500 yıl öncesinde bile şu mağaralar için insanlar geliyordu. Burası çok önemli bir kült merkezi, çok önemli bir dini merkez. Yani dini turizm açısından, din turizm açısından önemli bir işlevi olabilir. Yani çok çok ilginç bir yer. Ama tabii şey değil, yani burada bir Megara kolonisi olmasından gelen bir yapının dışında bir kültürü daha var bu bölgenin. Yani buradaki anlatılan halk masallarının dışında bir başka gerçek var. Yani o şu şeyden başlayan bütün Kuzeybatı Anadolu'daki bir kültürün bir uç noktası. Artık buralar Trak kültürünün en uçları, en uçtaki bulunan bölgeler. Yes, yeah, we do.